Merhabalar, bugünkü konumuz örnek bir testsiz yüksek lisans e, projesini sizlere tanıtmaktır. Yani bir tesis yüksek lisansta e, kapak nasıl olmalıdır içindekiler nasıl yaratılır özet kısmı abstrak kısmı nasıl olmalıdır içerik metin kısmı tablolar şekiller listesi nasıl yazılmalıdır bunun bilgisini paylaşmak istiyorum öncelikle bunu sadece tesis yüksek lisanslar değil aynı zamanda bitirme projesi e, hazırlayacak olanlar hatta ve hatta yüksek lisans ve doktora çalışması yapacak e, arkadaşların da izlemesine fayda var çünkü hemen hemen bölümler aynıdır değişmez sadece master ve doktora da daha kapsamlı. Analiz kısımları yer almaktadır. Ama bitirme projelerinde, özellikle analizsiz projelerde ve lisans projelerinde tam olarak benim anlattığım şekil şartlarına uymanız yeterli olacaktır. Öncelikle arkadaşlar bir dış kapaktan bahsedelim. Şimdi görüldüğü üzere dış kapakta üniversitenin her üniversitenin web sitesinde bulunan kapak size ana kriter olmalıdır. Ee, görüldüğü üzere konu ismi, konu başlığı var. Ee, bunların yazım puntoları kılavuzunuzda yer almaksa örneğin bu 16 puntoyla yazılmıştır. Yine üniversite isminiz, enstitü enstitü isminiz, ana bilim dalınız görüldüğü üzere dış kapakta bulunmaktadır. Alt soyad, e, şehir ve tarih. Şimdi bir de iç kapak vardır arkadaşlar. İç kapakta ise ek olarak danışman ismi ve aslında bir de burada öğrenci numarası. Şurayı ben bu şekilde göstermişim. İsim soy isminizi yazdıktan sonra bir öğrenci numarası genellikle yer alır. Danışman isminize yer verirsiniz. Daha sonra tekrar tarih ve şehir ismine yer verirsiniz. Bu sayfanın boş kalmasının temel nedeni bazı kılavuzlarda sadece dış kapak yer alıyor. Daha sonra boş sayfa ve iç kapak yer alıyor. E, o yüzden de, e, size bunu da göstermek istedim. Yani e, boş olan sayfa aslında kılavuza uygun olarak yazılmıştır. Şimdi bakınız bir özet kısmı. Şimdi arkadaşlar özet kısmı her projede özellikle testsiz yüksek lisanslarda yer alan bir kısımdır. E, buradaki özet kısmında anahtar kelimeler yer alacaktır. Özet kısmınız 250-300 kelime aralığında olmalıdır. E, konu başlığını yazarsınız. Yine kılavuza göre burada bazı ek bilgiler de olabilir. Yani isim soy isim yer alır. Fakat aynı zamanda işte üniversite ismi, sayfa sayısı yani tezin kaç sayfa olacağına dair bazı bilgiler de yer alır. Burada sade en sade en en temel gösterim ile ben size göstermek istiyorum. Ee, görüldüğü üzere e, özet kısmında e, genel olarak e, 3-4 cümleyle özetlenmiştir. Turizmde rekabettir konu. Daha sonra ise bakın e, özet kısmında çalışmanın amacına değinilmiştir. Analiz olmadığı için analize ilişkin sayısal rakamlara yer verilmemiştir. Normalde analiz olmuş olsaydı analizle ilgili de özellikle analize ulaşmış olduğunuz sonuçları da yer vermeniz gerekmekteydi. Daha sonra anahtar kelimeleri ekleyeceksiniz. Anahtar kelimeler 5-6 tane olabilir. İdeali budur zaten. Burada da 5 tane anahtar kelimeye yer verilmiştir. Özet kısmınızı bu şekilde yazacaksınız. Mükemmel özet nasıl yazılır benim YouTube kanalımda var. Oraya bakabilirsiniz nasıl yazacağınıza dair. Şimdi bir İngilizce kısmı var tabii ki. Aynı şekilde yazacaksınız arkadaşlar İngilizce kısmını. Ve tekrar anahtar kelimelerinizi burada belirteceksiniz. Şimdi... Özet ve sıra kısımları görüldüğü üzere içindekiler kısmından önce gelmekte. Ve bu hemen hemen her çalışmada aynı şekildedir. İçindekiler kısmı da normalde bu Times New Roman olması gerekir. Fakat bu yazım kılavuzuna göre Calibri tarzında olmuş. Ee, ya da şu anda öyle gözüküyor. Ee, arkadaşlar sayfa numaralarını vermedim. Bunlara dikkat etmeyin. Normalde sayfa numaraları olması gerekir. Ee, şimdi bir içindekiler kısmında neler yer alır ona bakalım. Biliyorsunuz ilk başta özet yazıyoruz. Özet, abstrak olacak Roman Roman rakamlarıyla belirtmeniz gerekir yani i 2 3 i tarzında daha sonra tablolar dizini olacak şekiller dizini varsa kısaltmalar daha sonra giriş birden başlayacak birinci bölüm diyeceksiniz ve konuya gireceksiniz. Görüldüğü üzere birinci bölümün alt başlıkları ve bir adet ana başlığı yer almaktadır. İkinci bölümde de aynı şekilde ikinci bölüm ana başlıktır. E, turizm sektöründe rekabet piyasası yine ana başlıktır. İkinci bölümün başlığıdır ve ikinci bölüme ait alt başlıkları da e, burada yer verilmiştir sayfa numaralarıyla birlikte. Dediğim gibi buradaki e, sayfa numaraları roman rakamlarıyla ama normalde e, sizin normal işte 30. sayfa 31. sayfa tarzında e, rakamsal olarak ifade etmeniz gerekmektedir. Çalışmanın 3. bölümünde de çözüm önerileri yer almıştır. Akabinde sonuç ve kaynakça kısmına yer vereceksiniz. E, şimdi bu burada bu şekilde gözükmüş ama normalde sayfa numarasının burada olması gerekir. Herhalde tahmin etmişsinizdir. Daha sonra arkadaşlar bir tablolar dizini yaratmalısınız. Bakın, tablolar dizininde çalışmanızı kullandığınız bütün tabloları sayfa numaralarıyla e, tablo 1, tablo 2, tablo 3 olarak göstermektesiniz. Yani okuyucu baktığı zaman örneğin tablo 5 16. sayfada olduğunu görmeli. Bu Word üzerinde otomatik olarak oluşturulmakta. Bunu da yine YouTube'da ilgili videolar var. Oradan bakıp öğrenebilirsiniz. Zaten bir tez yazmadan evvel mutlaka Word çalışın. Bu çok önemli. Tablolar dizilini de arkadaşlar bu şekilde ilgili sayfa numaralarıyla birlikte göstermekteyiz. Akabinde eğer çalışmanızda şekil kullanıldıysa bakın her çalışmada kullanılmak zorunda değildir. Ee, eğer şekil varsa çalışmanızda yine bir şekiller dizini veya şekiller listesi kısmı oluşturmanızda fayda var. Oluşturmak zorundasınız kılavuza göre. Daha sonra arkadaşlar giriş kısmı giriş 1 ile başlayacak. Ee, rakamsal olarak 1 yani sayfa numarası 1 ile başlayacak. Giriş kısmını nasıl yazacaksınız? Arkadaşlar giriş kısmında çalışmayı genel olarak özetlemeniz gerekir. Yani okuyucu giriş kısmını okuduğu zaman genel hatlarıyla bilgi sahibi olmalıdır. Daha sonra en önemli şey bu çalışmada deyip işte bu çalışmanın bu çalışma 4 bölümde ele alınmış olup rekabet etkileyen faktörler işte birinci bölümde, ikinci bölümde şu, 3. bölümde bundan ve nihayet çalışmanın son bölümünde sorunlar ve çözüm önerileri ışığında bir değerlendirme yapılmıştır tarzında giriş bölümünde mutlaka bir ya da iki paragrafı çalışmanızın her bir bölümünü açıklamaya ayırmanız gerekmekte. Bakın gördüğünüz özet kısmında çalışmanın amacı ve önemi de yer almıştı. Giriş kısmında ise çalışmadaki bölümleri ek olarak yani özetlemeniz gerekiyor. Şimdi birinci bölüme bakalım. Bakınız ana başlık birinci bölüm olarak atıyorsunuz ve ilgili kılavuza göre tabi bu yazılmıştır. Sizin kılavuzunuzda biraz daha farklı olabilir ama üç aşağı 5 yukarı hemen hemen tüm kılavuzlarda aynı temel e, normlar yer almakta. Bakınız turizm sektörünün ekonomik analizi de e, ana başlıktır. Daha sonra 1.1 deyip e, arkadaşlar çalışmanızı ciddi bir şekilde artık akademik cümlelerle sistematik bir şekilde akıcı bir şekilde yazmaya başlıyorsunuz. Peki atıfları nasıl yapacağız? Bakın atıflar burada dipnot e, kullanılmıştır görüldüğü üzere dipnotlar demek istiyorum ki. E, Dip sizin atıfları APA veya MLA şeklinde kılavuzunuzda ne yazıyorsa o şekilde göstermeniz gerekir. Bakın ben e, APA tarzını kullanmışım. E, şimdi diyelim ki önemli bilgi vereceğim. Aktaş 2011'in e, ilgili makalesini atıfta bulununuz. Bir dergideki makaleye atıfta bulununuz. İkinci kere atıfta bulunurken ne yapıyoruz arkadaşlar? Aynısını yazmıyoruz. Bakın bu örneği özellikle seçtim. Aynısını yazmıyoruz. Görüldüğü üzere soy isim, tarih ve ee, sayfa numarasını yazıp bırakıyoruz. Eğer aynı eseri atıfta bulunacaksınız, bu çok önemlidir. Bunu özellikle size göstermek istiyorum. Daha sonra farklı bir yazara görüldüğü üzere Morgül 2006. Morgül'ün bir kitabına ben atıfta bulunmuşum. Burada ise tabii ki farklı bir yazar olduğu için... Uzun uzun yazmışım. İlkler her zaman uzun bir şekilde yazılır. Fakat ikinci kere atıfta bulunacaksanız eğer arkadaşlar su isim, tarih ve sayfa numarasıyla kısaltma şeklinde belirteceksiniz. Peki bir tabloyu nasıl göstereceksiniz? Değerli arkadaşlar e, şundan da bahsedelim. Şimdi çalışmanızda bakın ilk sayfada ilk sayfanın biraz e, sonuna doğru atıfta bulunmak istemişiz. Bu sayfaya sığmadığı için bir sonraki sayfada atıfta bulunmuşuz. Görüldüğü üzere italik yazmışız, biraz da içerden yazmışız. Bu ne demek oluyor? Eğer atfınız bir ya da birkaç satır daha doğrusu iki satırdan fazlaysa, yani bir satırdan fazlaysa ikinci satıra kadar ulaşıyorsa atfınızı italik olarak yazıp biraz da içerden yazmanızda fayda var. Tabloyu nasıl göstereceksiniz arkadaşlar? Tablonuzda yine akademik bir gösterim tarzına yapacaksınız. Bakın, Tablo 1 demişiz. Tablonun ismini yazmışız ve tabloya atıfta bulunmuşuz. Tabloyu nereden aldığımızın atfını bu şekilde göstermişiz. Bazen de şu şekilde olabilir. Bu tamamen kılavuza bağlıdır. Arkadaşlar tabloyu yaptınız. Hemen burada şu bölgede bakınız. Hatta şöyle altta göstereyim. Tablo böyle uzayıp gidiyor. He kaynağı bu şekilde de göstermenizde fayda var. Normalde de gösterim budur. Genel olarak kılavuzlarla bu şekilde gösterilir. Yani tabloyu yapacaksınız. Daha sonra kaynağın ne olduğunu arkadaşlar ilk defa o kaynağı kullanıyorsanız açık bir şekilde göstereceksiniz. İkinci sefer aynı yazara, aynı yazarın aynı makalesine da bulunursanız hepsini yazmayacaksınız. Karagöz 2008 yani virgül ayırıyorsunuz ve sayfa numarası olan atıyorum 156. sayfa diye atıfta bulunacaksınız. Evet devam edelim çalışmamız arkadaşlar. Görüldüğü üzere bakın ek açıklamalar yapmanız gerekebilir. Bunu da dipnot tarzında göstereceksiniz. Ee, yani görüldüğü üzere ek bir açıklama yapmışız ve bunu dipnotlarda göstermişiz. Ve dipnotlarda gösterdiğiniz zaman mutlaka kaynağı da göstermenize fayda var. E, görüldüğü üzere arkadaşlar ikinci kere morgül atıfta bulunuyorum. Ne yapmam gerekiyor? Soy isim, tarih ve sayfa numarası. Karagöz'e de ikinci defa çünkü ilk defa burada atıfta bulunuyorum. İkinci defa atıfta bulunduğumda görüldüğü üzere soy isim, tarih ve sayfa numarasını belirtiyorum. Bir sonraki sayfaya gelelim. Bir sonraki sayfada da konuyu özetliyoruz. Bazı yazım yanlışları var ama bunlara takılmayın lütfen bakın alt başlıkları bu şekilde gösteriyoruz. 1.1, 1.2, 1.3 tarzında gidiyor alt başlıklarınız. bakın sayfa düzeni görüldüğü üzere kılavuza uygun bir şekilde yapılmıştır. Dipnotlar aynı şekilde. Tekrar bir tablo göstermişiz burada. İkinci kere tablo gösterdiğimizde de aynı şekilde tablo 1, tablo 2 diye bunu otomatik olarak Word kendisi çıkartmakta bu arada. Tabloyu siz oluşturuyorsunuz ama tabloya isim verdiğinizde e, Microsoft'tan e, otomatik olarak yapılıyor. Yine e, tablonun başına bir atıfta bulunmamız gerekmekte. Ee, her zaman olmasına gerek yok ama mutlaka tabloya atıfta bulunmak zorundasınız yani tablonun ana kaynağını nereden aldığınıza ilişkin bir atıf yapmanız gerekmekte arkadaşlar görüldüğü üzere e, üçüncü dereceden bir alt başlık ve yine bir tablo arkadaşlar tablonun kaynağı gösterilmiş görüldüğü üzere devam ediyoruz Evet, size göstermek istediğim bir de şekiller var aslında. Ee, herhangi bir şekle ulaşabilirsek, onu da göstermek istiyorum size. Şimdi bakın burada bir şekil kullanmışım. Aslında bu bir tablo ama neden bunu şekil olarak ifade etmişiz? Herhangi bir yerden, herhangi bir yerin görsellerinden aldığımız için şekil olarak göstermişiz arkadaşlar. Normalde bu tabloyu kendimiz çizmiş olsaydık bu bir tabloydu. Ama herhangi bir yerin bir web sitesinden görsel olarak aldığınızda şekiller olarak bunu göstermenizde fayda var. İlgili çalışmanın kılavuzunda da zaten o şekilde gösterildiği için yapmışız. Yani şekil olarak göstermişiz. Şimdi bakın burada bir atıf hatası var. O hatayı hemen görmüşsünüzdür. Bir atfı açık olarak ilk kere kullandığımda yazdım. İkinci kere Aynı yazara atıfta bulunur, bulunurken ne yapmamız gerekiyordu? Açık bir şekilde yazmayacağız. Ersun ve Arslan virgül 2001 virgül sayfa numarası yazmamız yeterliydi. Böylece bir yanlışı da size burada göstermiş oldum arkadaşlar. Bakın burada da bir tablo kullanılmış. Bu tabloyu kendimiz yazmışız ve tekrar e, burada görüldüğü üzere kaynağını göstermişiz. Her tablonun kaynağını göstereceksiniz ve tablonun tabi ki numarasını başa yazacaksınız. Evet alt başlıklar halini incelemeye devam ediyoruz. Yine bir tablo. Ee, burada bir şekil. Neden şekil? Çünkü herhangi bir yerden görsellerden aldığımız için kendimiz yaratmadığımız için şekil olarak göstermişiz. Ee, şimdi arkadaşlar bu çalışma bu şekilde devam edecek. Ee, Gördüğü üzere şekillerin ve tabloların yoğun olarak kullanıldığı bir tablo. Çok güzel bir çalışma bunu ben öğrencilik döneminde hazırlamıştım bu çalışmayı çok akademik çok güzel çok fazla kaynaktan yararlanarak oluşturmuştum görüldüğü üzere sayfa düzeni gerçekten ufak tefek eksikleri var bu çalışmanın onları da zaten size söylüyorum ama genel olarak sayfa düzeni akademik altyapısı çok çok iyi bakın burada yine bir ek bilgi vermek ihtiyacı, hatta ek bir açıklama yapma ihtiyacı hissetmişiz. O zaman ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Hemen dipnotlarda ek açıklamalar yapıyorsunuz. Bakın görüldüğü üzere APA tarzında da kaynakçayı belirtmişiz. Bu kaynağı ilk defa kullandığımız için uzun bir şekilde yazmışız. Demek ki nedir? Sadece dipnotlara atıf yapmak için değil, aynı zamanda ek açıklama yapmak istediğimde de ben dipnot kullanımını gerçekleştirmekteyim. Burada da görüldüğü üzere bir e, şekil zannediyorum bir bakalım bir tablo kullanılmış e, tabloların e, kullanılma sebebini biliyorsunuz arkadaşlar özellikle e, Finans e, bankacılık gibi konular e, test konularında e, ekonomi ile ilişkili olan konuları anlattığınızda mutlaka bu e, Kullanmalısınız. Daha açıklayıcı, okuyucu, daha e, sıkmadan, yormadan anlatmak için tablo kullanmanızda ben fayda görüyorum. Bu çalışmada da çok fazla tablo kullanılmıştır, şekil kullanılmıştır aynı zamanda. E, şöyle. Yazım düzenini bu arada görüyorsunuz. Atıfları da size göstermiş oldum. Yine ek bir açıklamada bulunmuşuz arkadaşlar. Ee, ek açıklamaları dediğim gibi daha anlaşılır olması adına ve mutlaka atıf göstererek. Bakın burada da bir tablo ve hemen atfını çalışmamıza eklemişiz. Yani bu çalışma bu şekilde devam eden bir çalışmadır. Farklı e, tabloları Nasıl oluşturabilirsiniz? Yine dediğim gibi Word üzerinden e, tablo çeşitleri vardır arkadaşlar. Oradan ilgili çeşidi seçerek oluşturmanıza fayda var. Şimdi çalışmanın artık sonuç kısmını size göstermek istiyorum. E, son konu başlıkları ve tabii sonuç kısmındayız. Sonuçta değerli arkadaşlar çalışmanızı genel olarak özetlemeniz gerekiyor. Bakın genel olarak özetledikten sonra şöyle bir cümle kullanabilirsiniz. Bu tezde... E, Mesela ben bunu okuyayım. Hani sizin için de bir fikir olmuş olacak. Bu tezde ekonomi bilimi ışığında turizm sektörünün ekonomik etkileri vesairesi açıklanmaya çalışılmış olup ülkemize ilişkin sorunlar tartışılmıştır. Ve bu tartışma neticesinde deyip tartıştığınız ana sorunsalın çözüm noktasını ve vardığınız noktayı, önce vardığınız noktayı sonra herhangi bir çözümünüz veya öneriniz varsa onu da çalışmaya eklemenizde fayda var. Gördüğü üzere mükemmel bir sonuç bölümü. Daha sonra bu konuyla ilgili video çekeceğim. Nasıl giriş yazılır, nasıl sonuç yazılır? E, çünkü çok önemlidir. Özellikle giriş, özet ve sonuç kısımları ee, onlarla ilgili video çekmeyi düşünüyorum. Kaynakçayı da arkadaşlar her web her üniversitenin web sitesinde yer alan kılavuzda gösteriliyor. Mesela burada APA tarzındadır. Kaynakçamız APA tarzında bir kaynakça kullanılmıştır ve e, görüldüğü üzere alfabetik sırayla yani A harfinden Z harfine kadar alfabetik sırayla kaynakçamızı gösterdik. Kaynakça nasıl gösterilir? Benim kendi bir YouTube kanalımda var. APA tarzı nasıldır? İşte MLA tarzı nasıldır? Tüm bu gösterimleri ben e, yani kendi e, YouTube kanalımda sizlere açıklıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Dediğim gibi e, bu şekilde bir tesis yüksek sans projesi hazırlayacaksınız. Arkadaşlar tekrar kapak kısmına gelelim. E, çok uzun bir video oldu. Umarım ki size, size ışık tutmuştur en azından bir tezde hangi bölümlerin olacağına dair bir fikir sahibi olmuşsunuzdur dediğim gibi toparlayacak olursak hatta içindekiler kısmından toparlayalım arkadaşlar mutlaka bir çalışmanın özeti olmalıdır ee, bir çalışmada özet kısmı bakın yer almalıdır bir çalışmada abstrak kısmı yer almalıdır İçindekiler listesi mutlaka yer almalıdır. Daha sonra tablolar dizini, şekiller dizini yer almalıdır ve mutlaka giriş kısmı yer almalıdır ve akabinde çalışmanızın metin kısmı, sonuç ve kaynakça kısmı yer almalıdır. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Umarım video size faydalı olmuştur. Sorularınızı videonun altından bana yöneltebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.